Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Ya biz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir öğretici video ile karşınızdayım. Bugün clickbait nasıl yapılır diye ben sorular falan sormuştunuz. Ben de onun yanıtı olarak sizlere nasıl yapılır basitten bir clickbait, güzel, şahane bir şaheser bir clickbait nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle her zaman olduğu gibi bir yüklemeniz gereken bir program var. Programsız iş sakatsız iş olur. Sözümüz gelsin. Sakatsız iş olur. Programsız iş sakatsız iş olur. Program yüklemek şart abi. Telefonda, telefon üzerinden yapacaksınız. Program olacak. Program olmadan yapamazsınız. Aynı şekilde bilgisayar üzerinde. Play Store'dan yükleyeceğiniz programı göstereyim hemen. Play Store üzerinden yükleyeceğiniz program. Anda şu tüm bu Nail Maker yazarsanız böyle bir program çıkıyor. Ben diğer bazı programlar da denedim. Ücretli falan vardı. Bunda pek ücretliye rast gelmedim. Bunda da vardır elbet VIP ücretli şeyler falan ama fazla yoktu yani. Rahat bir kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Güzel clickbaitler, şahane şaheser clickbaitlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Bir de bir tane program daha var. O da gerekliyse kullanırsınız, gerekli olmazsa kullanmazsınız. Hemen ona geçelim o zaman. Şimdi bendeki programlar şöyle. Background Eraser diye bir program var. Şuna giriyorsunuz. Background Eraser. Bu program üzerinden ne mi yapıyorsunuz? Böyle mesela benim kafadasım böyle ya, şu arkadakileri silmek istiyorum. Silginden alıyorsunuz, siliyorsunuz, böyle fotoğrafınızı seçiyorsunuz. Her an zaten anlatmaya gerek yok. Öyle bir program yani. Gerek olursa yükleyin, gerek olmazsa yüklemeyin. Çok gerekli bir program değil, onu belirteyim. Yani Tube Name Maker'la işinizi rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Ben zaten bu programla bir kere clickbait'imi yardım etmiş oldum. O da 1000 alışveriş videomdaydı. Hashtag Kaya Yapar videoları için de mutlaka aşağı yorumlarınızı alayım. Lütfen, tamam mı? Hadi o zaman artık 2 tane videom var. Onların clickbait'ini sizlerle birlikte yapacağım. Sürpriz bozmuş oluruz ama güzel videolar çünkü. O zaman hadi geçelim o zaman. Fazla zaman kaybetmeyelim. Thumbnail Picker programımıza girdik mi? Abi karşımıza böyle bir ekran çıkıyor, tamam. Karşımıza bu ekrandan kameraya tıklıyoruz. Şuradan istediğinizi seçin. Buradan bir bölüme fotoğraflarınızı galeriden alıyorsunuz, ayarlıyorsunuz, buraya biçiyorsunuz. Hadi o zaman. Evet, fotoğrafımızı seçtik. Erbaa'da bir konser vardı ve o konseri çekmiştim. Şimdi o videonun clickbait'ini yapıyorum sizlerle birlikte. Şöyle yazalım. Konserin adı gelmişti. Eda Baba gelmişti. Onu yazalım. Eda Baba. Şey, Erbaa konseri yazalım şöyle. Şimdi ne olacak? Şöyle yaptık mı? Şöyle de çektik mi? Aha, daha şöyle de büyüttük mü? Şöyle de şöyle yaptık mı? Şöyle de şöyle yaptık mı? Abi ne yapıyorsun? Hiçbir şey anlatmıyor. Ama gördüğünüz gibi efendim, zaten anlatacak bir şey yok. Anlatmaya gerek yok. Kendi şaheserinizi buradan 2 dakika içerisinde tık 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 para makinesi gibi yapıyorsunuz. Öyle değil. Hiçbir şey anlatmıyorum. Renk koymadı ya. Başka bir renk seçelim. Bence bu gayet güzel. Şöyle yaptık mı? Bence idare eder ya. Bu kadar basit işte. Şu aha şu kısımdan da kaydediyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Clickbait'inizi de artık video yöneticisi kısmından videomuza tıklıyorsunuz. Oradan clickbait'i ayarlayıp budur. Şimdi diğer clickbait'imize geçelim isterseniz. Ben bunu sonra ayarlarım. Bunu yapmam belki videoya.
videonun ana resmi bu olmayabilir. Başka bir şey ayarlayabilirim. Çünkü güncellemeler falan yaptıkça kendimi yeniliyorum. O yüzden yeniliyorum. Profesyonelleşiyorum. Ve daha güzel klipbeklerle videoları daha fazla izlenmesine inşallah vesile oluyorum da diyelim. Evet, şuradan diğer klipbeğimize geçelim o zaman. Hemen. Bunu kaydettik zaten. Bunları silebiliriz artık. Bunlarla bir işimiz yok. Şuradan resmimizi seçiyoruz. Şimdi bakın bu noktada videomuzdan SS'imizi aldık ve videomuzdan şöyle yapıyoruz. Peki bu video nedir? Onu da söyleyeyim. Enes Batur Gerçek Kahraman filmine gittim. Dün gittim ve güzel de videoda açıklıyorum zaten. 11 çeyrek gece video başlayacak ilk gösterim olarak. Belki bu videoyu attığımda o video yüklenmiş olur. O yüzden o videoyu izlemediyseniz izleyin, tamam mı? Çağrış köşede de veririm yine zaten. Şimdi bunun clickbaitini detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden biraz iyi izleyin. Öncekine benzemeyecek. Biraz daha detaylı ve güzel bir şekilde anlatalım. Evet, şimdi bu şekilde ayarladık mı? Ladık. Şimdi buraya yazalım. Enes Batur Gerçek Kahraman. Ya benim kayıt programım iyi değil ya. Kayıt programım kötü. Onu eleştiriyorum. Başka bir şey bulamıyorum. Enes Batur Gerçek Kahraman. Yaptık. Yazdık. Çizdik. Şöyle. Şöyle olmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı, şöyle şöyle de böyle. Gerçek Kahraman. Bakın bu güzel oldu ya, tam şaheser abi. Bakın şunu seçtim. Bir dakika bir eleştirme, tamam, ilk başta ön yargılı davranmayın hiç. Şimdi bakın şöyle yaptık mı? Bakın bu yatay çizelge. Şöyle yaparsanız şöyle gider. Şöyle yaparsanız şöyle gider. Aman şimdi ipin ucunu biraz fazla kaçırdık. Şöyle. Böyle de şey yapıyor işte. Harfler birbirini dolandırıyor falanca filanca. Buna bence fazla gerek yok. Ben beğendim ya bunu. Bakın şöyle yaptı ya. Bunun rengini açacak bir renk tonu kullansam hiç fena olmaz. Şuradan rengini ayarlıyoruz. Color, lazy renk. Yes my friend. Biz şöyle yeşilimizi kullanalım. Yani. Yeşil renk tonu bence daha iyi. Yeşil de olmadı. Buna en güzel beyazlar. Beyazı çektik ama beyaza yakışmıyor. Hayal ettiğim gibi olmadı şimdi. Hayal mi gerçek mi var dedi. Onun gibi olmadı. Bence böyle gayet güzel. Başka bir şey seçelim ya. İlla bu şart mı yani? Bak bu daha güzel bence. Olmadı, şöyle de seçebiliyoruz. Seçim yapabiliyoruz. Mavi seçelim. Şuradan renk tonumuzu ayarlayabiliyoruz hatta ve hatta. Bunlar çok klas oluyor yalnız ya. En iyisi şöyle bir şey seçelim. Bu böyle gidiyor ya, uzay boşluğu gibi dolandık yani. Klas oldu ama güzel oldu. Uzatmaya gerek yok. Bir tane seçeceğim. Altı üstü bir tane ya, çok kararsızım abi. Evet.
böyle şöyle çekerseniz de biraz yatağa doğru yatıyor ve aşağıya da renginizi uygulayıp baskın tutabiliyorsunuz. Evet, bence gayet güzel oldu. Nasıl oldu şahsenin, beğendiniz mi? Beğendiyseniz bir like atın. Evet. Bu yine benim amatör hallerim ha. Ben profesyonelce de yaptıklarım oluyor çünkü alıştım. Artık bir yaptıktan sonra profesyonele doğru adım adım gidersiniz. İlk aşama amatör aşaması. Çıktın. Böyle profesyonele doğru çıkarsın. Mesela 1515 aboneli kanalım da mesela bu kanala göre biraz amatördü. Şimdi biraz daha profesyonelleştik ve kaliteli içerikler sunabileceğimize inanıyorum. İnşallah ki öyle sunarım yani. Bilmiyorum artık. O kanalda da çok amatörde değildik yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Evet, filmine gittim yazısı ekleyelim şöyle. Ama haksız yere kapatıldı işte maalesef. Bu yazı bence çok aralıklı oldu ya. Bu iyi. Buradan yazınızı seçebiliyorsunuz. Farklı farklı yazı tonları var. Ben bunu beğendim. Seç. Seç. Market. Ne ya? Çok güzel yazı tonu oldu hem de. Bence böyle gayet uygun. Şöyle çekersek bence gayet güzel oldu diyebiliriz. Şuradan seçelim, şuraya da biraz renk tonu ayarlayalım. Evet, aklınıza soru kalmasın. Uygulama indirdiğiniz zaten zaman göreceksiniz zaten. Tamamlayalım. Bu kadar yeter. Download dedikten sonra artık ayarlarsınız siz ayarlardan, videonun ayar kısmından, içerik stüdyosu oluşturucusundan, işte ne bileyim kartlar bölümünden, bilgi ayarları bölümünden küçük resminize ayarla diyorsunuz ve oradan ayarlıyorsunuz. Bu resmi seçiyorsunuz ve onu komple ayarlamış oluyorsunuz. Tabii ki bu da kendi resminiz. Evet. Videomuzu burada sonuna geliyoruz o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gel izleyelim videolarda. Görüşmek üzere.